Merhaba arkadaşlar, bu videoda bizim vücudumuzda bulunan bezlerden ve bunların salgıladığı hormonlardan bahsetmeye başlayacağız. 2-3 video kadar sürecek bu sistem. Şimdi baktığımız zaman kadın ve erkeğin karşılaştırılmasını veriyoruz. Bazı hormonlar tabii ki ortak, ortak olmayan eşcinsel hormonlar da vardır. Bunlara bakacağız. Şimdi hipotalamustan başlamak istiyorum. Hipotalamus da hormon salgılıyor ama direkt bunu bir bez olarak alamıyoruz. Beynimizin bir kısmıydı. Sinir sisteminde hatırlayın. Hormonların kontrol eden beyin kısmıydı arkadaşlar. İç dengeyi sağlayan bir yapıydı hipotalamus. Şimdi şurada pinal dediği epifiz bezidir aslında. Epifiz bezi birinci bezimiz. Daha sonra hipofiz bezi. Sonra arkadaşlar tiroid bezi, bakın şuralarda hemen gırtlak bölgemizde bulunur tiroid bezleri. Hatta goiter hastalığı oluşuyor tiroid bezine bağlı olarak. Daha sonra paratiroid bezleri vardır. Paratiroid bezleri tiroid bezlerinin hemen üstünde bulunan şöyle bezelye tanesi büyüklüğünde 4 tane bezdir paratiroid bezleri. Şöyle şunlar. Daha sonra geliyorum biraz daha aşağıya, timüs bezi vardır. Timüs bezi göğüs bölgemizde bulunur. Bağışıklıkla ilgili bir bezdir. Tekrar bahsedeceğiz. Daha sonra böbrek üstü bezleri arkadaşlar. Böbreklerin hemen üstünde bulunan bezlerdir. Konum olarak böyle isimlendirilmiş. Yoksa böbreklerle herhangi bir ilgisi yoktur. Pankreas. Bakın pankreas şuradaki bezimiz. Şöyle büyük yaprak şeklinde olan yapıdır pankreas. Yine hem sindirim enzimi üretiyor hem de hormon üretiyor. Kadınlara baktığımızda kadınlarda ne vardır? Ovaryum dediğimiz bez vardır. Bu sadece kadınlarda bulunur. Yine erkeklere baktığımızda erkeklerde de testis denilen bezler vardır arkadaşlar. Bunlar bizim vücudumuzdaki bezlerin kısaca görünümleridir. Nerelerde bulunduğudur. Şimdi hemen hepsinin isimlerini yazalım ve bunların hangi hormonları salgıladıklarına bakalım. Evet, biraz daha yakınlaştırdım görüntüyü. Arkadaşlar vücudumuzdaki bezlere baktığımızda, şimdi bakın tepeden aşağıya doğru gidiyorum. Hemen bizim başımızda, yani beynimizde bulunan hangi bezimiz vardır? Hipofiz bezi. Hipofiz bezinin kontrolü hipotalamus tarafından sağlanır. Bu yüzden ikisi birbirine bağlantılıdır. Hipofizin hemen altında ve arkasında arkadaşlar epifiz bezi vardır. Epifiz bezi. Bunda yine önemli görevleri var. Daha sonra biraz daha aşağı iniyorum. Tiroid bezlerimiz vardır. Dediğim gibi hormonlarını yazacağım hemen altına. Tiroid bezlerimiz. Daha sonra tiroid bezlerinin üstünde hangi bezimiz vardı? Paratiroid bezi. Paratiroid. Tiroid bezlerinin üstünde bulunan bezelye tanesi büyüklüğünde 4 tane bezli arkadaşlar. Daha sonra bizim göğüs bölgemizde bulunan, bakın aşağı doğru iniyorum, timüs bezimiz vardır. Timüs bezi bağışıklıkla ilgili bir bezdir. Özellikle çocuklarda büyük bir görevi vardır arkadaşlar. Timüs bezinden sonra biraz daha aşağı iniyorum. Hemen böbreklerimiz geliyor. Böbrek üstü bezler. Böbrek üstü bezler. Bunlar da sadece konumundan dolayı bu şekilde isimlendirilir. Daha sonra biraz daha aşağı iniyorum. Hangi bezimiz var? Pankreas. Pankreas yine hem hormon hem de sindirim enzimi salgılayan bir bezdir. Arkadaşlar biraz daha aşağı iniyorum. Orada da bizim eşeysel bezlerimiz vardır. Eşeysel bezleri, şöyle yazayım, eşeysel bezler. Bunları dişi ve erkekler için ayıracağız birazdan. Şimdi ilk önce hipofizden başlayalım. Hipofizde hangi hormonlar salgılanıyor? Bunlardan bahsedelim. Ben şöyle bunları belirgin olsun diye kutucuk içerisine alayım. Evet, şimdi arkadaşlar hipofizi biz ikiye ayırıyoruz. Hipofizin ön lobu ve arka lobu vardır. Ön lob, arka lob. Ön lobdan 7 tane, arka lobdan ise 2 tane hormon salgılanır. Bu hormonların isimlerini yazmak istiyorum. Daha sonra zaten görevlerine değineceğiz. Hipofizin şöyle ön lob diyorum. Şuraya da arka lob diyorum. Arka lob. Şimdi ön lobdan 7, arka lobdan da 2 tane hormon salgılanacak. Hemen yazalım hormonları. Kısaca isimlerini yazacağım. Hani uzun isimlerini tabii ki söyleyerek yazacağım. Daha sonra hormonları teker teker anlatırken uzun isimlerini de yazacağım arkadaşlar. İlk hormonumuz büyüme hormonu, yani STH. Somatotropik hormondur. Somatotropik, somato demek vücut hücresi demektir. Vücut hücrelerini etki eden büyüme hormonumuz. Daha sonra ikincisi TSH.
Tiroid uyarıcı hormondur arkadaşlar. Tiroid bezlerini uyarır. Daha sonra FSH, folikül uyarıcı hormon. Erkeklerde testisleri, kadınlarda ise yumurtalıkları uyarır. Daha sonra LH, luteinleştirici hormon. Bu da eşcinsel bir hormondur. Yumurtalıkları ve testisleri uyarıyor. Farklı görevleri var. Daha sonra arkadaşlar MSH. MSH. Bu da melanosit uyarıcı hormon. Yani deriye rengini veren melanin pigmentinin üretilmesini sağlıyor MSH. Melanosit uyarıcı hormon. Daha sonra ACTH. Adrenokortikotropik hormondur arkadaşlar. Açılımı adrenokortikotropik hormon. Bu da böbrek üstü bezlerini uyararak buradan hormon salgılanmasını sağlıyor ACTH. Son olarak da bakın 3, 6 oldu. 7. yazıyorum. 7.miz de prolaktin LTH olarak geçer. LTH luteotropik hormondur bu da. Dediğim gibi hormonları teker teker anlatırken hepsinin isimlerinden bahsedeceğim arkadaşlar. Yazacağım yine. Gelelim arka loba. Arka lobdan 2 tane hormon salgılanıyor. Bunlar özellikle önemli hormonlarımızdır. Arka lobun hormonlarını hipotalamus üretiyor. Arka loba gönderiyor. Oradan da salgılanıyor. Bakın ön lobun hormonlarını direkt ön lob yani hipofiz kendisi üretiyor. Ama arka lobun hormonlarını hipotalamus üretir. Arka loba verir. Buradan da gerekli olduğu zaman salgılanır. Şimdi buradan 2 tane hormon salgılanıyor dedik. Bunlardan bir tanesi ADH. Antidiüretik hormon veya diğer bir ismiyle vazopresin vücudumuzun su metabolizmasında oldukça önemli bir hormondur. Son olarak oksitosin. Oksitosin bu da yine kadınlarda bulunan oldukça önemli. Yani erkeklerde de var tabii ama kadınlarda etkisi daha çok görülüyor. Oksitosin hormonu arkadaşlar. Hipofizden salgılanan hormonlarımız bu kadar. Gelelim epifiz bezine. Epifiz bezinden salgılanan hormon melatonin hormonudur. Bu hormon uyku uyanıklık durumunda oldukça etkilidir. O zaman epifizin altına melatonin yazıyorum. Bu hormon salgılanıyor. Tiroid bezlerimize geldiğimiz zaman tiroid bezlerinden salgılanan iki tane hormon vardır. Birisi tiroksin, diğeri de arkadaşlar kalsitonin. Kalsitonin. Kalsitonin vücuttaki kalsiyum mekanizmasında oldukça etkili olan bir hormondur. Yine bahsedeceğiz. Paratiroid bezine geldiğimiz zaman bir tane hormon salgılanıyor. Bu da parat hormon. Parat hormon. Timüs bezine gelelim. Arkadaşlar timüs bezinden salgılanan hormonumuz bakın şöyle yazmak istiyorum. Timik hormon. Timik hormon. Zaten farkındaysanız hani mesela parat hormon, paratiroid benziyor isim olarak hemen çıkarabilirsiniz. Timüs bezinden timik hormon yine hemen çıkarabilirsiniz. Gelelim böbrek üstü bezlerimize. Şimdi böbrek üstü bezlerini de yine ikiye ayıracağız. Böbrek üstü bezlerinden salgılanan, bakın böbrek üstü bezlerinin bir kabuk bölgesi vardır. Kabuk, korteks bölgesi diyoruz. Korteks. Bir de arkadaşlar öz bölgesi vardır. Öz bölgesine de medulla diyoruz. Şimdi buralardan salgılanan hormonlar var. Kabuk bölgesinden 5 tane hormon salgılanır. Bunlar hemen yazalım. Kortizol, aldosteron, aldosteron, daha sonra progesteron, testosteron, testosteron ve östrojen. Ve östrojen. Bir şey çağrıştırdı mı sizde? Hatırlayın bir önceki videoda ne demiştik? Steroid yapılı hormonlar. Hemen o kağıdı gösteriyorum size. Bakın. Steroid yapılı hormonlara bu hormonların aynısını yazdık. Arkadaşlar o zaman bunlara kısaca şöyle diyebilir miyiz? Bakın bu bezlere, bu hormonlara böbrek üstü bezinin kabuk bölgesi. Böbrek üstü bezinin kabuk bölgesi hormonları. Hormonları. Evet.
O zaman kısaca bunu da yazabiliriz. Şimdi burada böbrek üstü bezinin kabuk bölgesinden şu 3 hormon salgılanıyor ama az miktarda salgılanıyor. Bunları asıl salgılayanlar eşeysel bezlerdir. Sadece kanda belirli bir miktarda bulunması gerektiği için böbrek üstü bezimiz salgılıyor. Öz bölgesine geldiğimiz zaman öz bölgesinden salgılanan 2 tane hormon vardır. Bunlar çokça ismini duyduğumuz adrenalin hormonu, bir de noradrenalin hormonudur. Noradrenalin hormonu. Evet, bunlar da öz bölgesinden salgılanır. Gelelim pankreasa. Arkadaşlar, pankreastan 2 tane hormon salgılanır. Bunlardan bir tanesi insülin, diğeri de glukagon hormonudur. Glukagon. Evet, eşeysel bezlere gelelim. Eşeysel bezlere baktığımızda bakın, burayı biz ikiye ayıracağız değil mi? Kadınlarda ve erkeklerde. Kadınlarda ne vardı? Yumurtalık veya ovaryum da denilebilir. Erkeklerde ise testisler vardır. Testis. Yumurtalıklardan salgılanan hormonlar şunlardır arkadaşlar. Birisi progesteron, diğeri de östrojen. Testislerden salgılanan ise bir tane hormon vardır. O da nedir? Testosteron. Testosteron hormonu. Evet. Bizim vücudumuzdaki bezler kısaca bunlardır ve salgıladıkları hormonlar da bunlardır. Her birini teker teker göreceğiz arkadaşlar. Kaçış yok. O zaman bu videoyu yine burada bitireyim ben. Videomuz burada kalsın. Daha sonraki videomuzda hipofiz bezinden başlayalım. Hipofiz bezinin tüm hormonlarını tek bir videoda anlatayım size. Evet, bir sonraki videoda hipofizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.